Kurtuluş Harbi'nden sonra Anadolu'da demir yolları yapılacak. Fakat yabancılar ağır şartlar sürüyorlar. Onun üzerine Atatürk sinirleniyor. O zaman diyor kendi demir yolumuzu kendimiz yapalım diyor. İşte Nur Demirağ tarih sahnesine bu noktada giriyor. Yani yabancıların bundan önce yabancıların organize ettiği demir yollarını ilk defa olarak Türk müteahhitler işte dedem Nur Demirağ organize ediyor. Hem organizasyonunda hem mühendis ve işçi olarak hep Türkler çalışıyor. Böyle de bir tarihçesi var. Ve bunun neticesinde 1000 küsur kilometre demir yolu yapılınca da Mustafa Kemal Atatürk dedeme Demirağ soyadını veriyor. Türk Hava Kurumu ihale açıyor ve ihaleyi Nur Demirağ kazanıyor. Uçaklar hazırlanıyor. Selahattin Alan'ın başında olduğu fabrikada bunlar Beşiktaş'ta yapılıyor. Ve ondan sonra deneme uçuşu yapılacak ve uçaklardan bir tanesi Eskişehir'e gidecek. Ve Selahattin Alan bu uçağı ben kullanayım diyor. Haklı olarak hani bunların dizaynını ben yaptım. Uçağı uçurulmasını da ben yapayım diyor. Dedem de bunun üzerine ya diyor bak diyor Basri Bey var onun tecrübesi çok daha fazla pilot olarak o istersen uçursun de diyor. Yok deyince Selahattin Alan ısrar edince de peki sen uçur diyor. Eskiden havaalanlarının etrafında hendekler açılırdı. Büyükbaş hayvanlar havaalanına girmesin diye büyük hendekler olurdu. Ve o hendekler sayesinde havaalanları serbest kalırdı. Fakat Selahattin Alan'ın tecrübesi olmadığı için erken iniş yapıyor. O hendeyi görmüyor, hendeye saplanıyor. Hendeye saplanınca da zaten bu projeyi istemeyen bürokratlar harekete geçerek bu uçaklar uçmaz diye rapor veriyorlar ve bunun üzerine de bu ihale iptal ediliyor. Türk Hava Kurumu için 65 planör imal edip kısa sürede teslim eden Nuri Demirağ, NUD-36 kodlu 24 eğitim uçağını da tamamlar ve deneme uçuşlarını İstanbul'da gerçekleştirir. Uçakların bir kere de Eskişehir'de test edilmesi talep edilir. Ürettiği uçaklara güveni tam olan Nuri Demirağ, bu talebi gönül rahatlığıyla kabul eder ve İstanbul'dan Eskişehir'e uçurur. Test uçuşunu, uçuş tecrübesi pek de fazla olmayan baş mühendis Selahattin Alan kendisi yapmak ister. Bu istek, Selahattin Alan için de, Nuri Demirağ için de acı sonuçlanır. Uçak iniş sırasında kaza geçirir ve Selahattin Alan hayatını kaybeder. Nuri Demirağ için bu kaza yalnızca çok sevdiği yol arkadaşını kaybetmek demek değildir. Kaza ekonomik olarak da Demirağ'a çok şey kaybettirir. Çünkü kazanın ardından Türk Hava Kurumu siparişi iptal eder. Türk Hava Kurumu ile Nuri Demirağ arasında yıllar sürecek mahkeme süreci başlamıştır artık. Nuri Demirağ mahkeme sürerken dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye "Vatanın yegane kurtarıcısı siz aziz büyük milli şefimden yalvararak kemali hürmetle arz ve niyaz ederim" diye bitirdiği uzun bir mektup yazar ve cevap alamaz. Tekrar tekrar yazar ancak çabası hep boşa gidecektir. İki ayrı bilirkişi olumlu rapor vermesine rağmen Türk Hava Kurumu uçakları almamakta direnir ve üstüne Ankara Ticaret Mahkemesi Demirağ'ın aleyhine karar verir. Mahkemenin Türk Hava Kurumu'nun lehine sonuçlanması Nuri Demirağ için sonun başlangıcı olur. Beşiktaş'taki fabrika ve Yeşilköy'deki gök okulu kapanır. Fabrika, deneme testleri ve gök okulu için yapılan pistler, hangarlar, üzerlerindeki bütün yapılı binalar ve o yıllarda dünyanın en büyük havaalanı olan Amsterdam Havaalanı büyüklüğündeki bütün kurulu tesisler elinden alınır.
Günümüzde Yeşilköy, Atatürk Havalimanı olarak hizmet veren tesis bu alana kurulmuştur. Nuri Demirağ'a yapılanlar bununla da kalmaz. Kim tarafından ve neden yapıldığı anlaşılamayan girişimlerle İspanya, İran ve Irak'tan alınan siparişler de engellenir. Elde kalan uçaklarsa hurdacıya satılır. Nuri Demirağ davayı kaybettikten sonra hükümet üyeleri ve Cumhurbaşkanı'na mektuplar yazmaya devam eder. Bu mektuplarda çalışanların işsiz kaldığını, eğitim alan çocukların eğitiminin yarıda kaldığını dramatik şekilde anlatsa da çabaları sonuçsuz kalır. Kayseri Uçak Fabrikası bir devlet teşebbüsüdür. Nuri Demirağ orada bir yatırım çalışması yok. Nuri Demirağ havacılıkla ilgili çalışmaların başlıca merkezi. İşte dediğim gibi birisi Divri, birisi Yeşilköy İstanbul, birisi de Beşiktaş'tır. Yani üç merkezli bir çalışma yürütmüş. Bugünkü Yeşilköy Havalanı, Yeşilköy Atatürk Havalanı dediğimiz yere hava alanı olarak ilk düşünen ve ilk çalışmaları başlatan orada Nuri Demirağ'dır. Burası Yeni Çiftlik adıyla Nuri Demirağ tarafından kurulmuş ve düşünün ki alanın o ne kadar diyeyim 1500 hektarlık bir alan, çok geniş bir alan. O 1500 hektarlık alanın düzeltilmesini kazma kürekle insan emeğiyle yaptırmış ve çoğu yerlerde 9 metre derinliğinde çukurlar doldurmuş. Bugünkü gördüğünüz Yeşilköy Havaalanı'nın düzlüğünü yaptırtan Nuri Demirağ'dır. Orada ilk havaalanını kuran odur. Daha sonra devlet orayı kamulaştırmış ve bizim bugün gittiğimiz, geldiğimiz meşhur Yeşilköy Atatürk Havaalanı'nın temelini kuran Nuri Demirağ da orada bir gök okulu kurmuş. Pilot eğitimi vermeye başlamış. Beşiktaş'taki atölyesinde de ilk uçakların parçaları imal edilmeye başlamış. Motoru hariç bütün parçaları Beşiktaş'taki Ortaköy'deki tesislerde yapılan parçalarla ilk uçakları imal etmiş, uçuşlar yapmış. Kimse herhangi şekilde korkmasın diye ilk uçuşlarda pilotluğu kendi oğluna yaptırmış. Kendisi de binmiş. Küçük oğlunu da yanına almış. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir insan. Nuri Demirağ'ın Türk Hava Kurumu'ndan aldığı eğitim uçaklarını yapmasına karşın Türk Hava Kurumu'nun bu uçakları onu ihale ettiği halde almaması, hükümetin çıkardığı bir takım mevzuat sorunları veya engelleme gibi çabalar evet olmuştur ve Nuri Demirağ sonunda bu işten caymak, vazgeçmek durumunda bırakılmıştır. Bunu Türkiye'nin kendi iç siyasi sorunlarına bağlamak kadar dışarıdan gelen bir takım tesirlerle de ilgili olduğunu söylemek mümkündür. Her ikisi de doğrudur. Hatta Nuri Demirağ mahkemelik olmuştur. Bir de böyle bir mahkeme süreci yaşanmıştır. Neticede Nuri Demirağ her insanın tabii dayanabileceği servetiyle veya kendi gücüyle, inisiyatifiyle dayanabileceği bir nokta vardır, kerte vardır. Oradan sonra da artık iş çözülmeye başlar. Nuri Demirağ da maalesef en başta da söylediğim gibi zamanın en uygunsuz olduğu bir evrede dünya iktisadi buhranıyla Birinci Dünya Savaşı sonu arasındaki 15-16 yıllık evrede teşebbüslerini gerçekleştirmek istediği için diğer alanlarda başarısı kesindir ama havacılık alanında bir başarısızlığa sürüklendiği de doğrudur. Vehbi Koç Ankara Numune Hastanesi'ni yaptırıyor. Numune Hastanesi'ni yaptırırken kum hariç bütün malzemeyi dışarıdan getiriyor. Yani çimento, tuğla
ve aklınıza gelen bütün inşaat malzemesi yurt dışından geliyor. Yani o yıllarda Türkiye'de bir toplu iğne, çivili toplu iğne fabrikası bile yoktur. Toplu iğne yapacak bir imalathane yoktur. Şimdi siz böyle bir ülkede sıfırdan bir uçak sanayine yöneliyorsunuz. Bir defa mühendislerin Selahattin Alan Bey hariç, o da yurt dışında okumuştur, ortak etmiştir onu. Selahattin Alan Bey hariç Almanya'dan özellikle bir alay mühendis getiriyor. Ve Türkiye'den teknisyenlerini, işçilerini yetiştirmek üzere yurt dışına bunları eğitime gönderiyor. Yani şu anda böyle bir şey yapmaya kalksanız mühendis, teknik eleman, işte belki malzemelerin büyük bir kısmını hazır bulabilirsiniz. O gün hazır hiçbir şey yok. Ya bu çok büyük bir cesarettir. Ama aynı tarihlerde uçak sanayinde dünyada da öyle büyük bir seviye yok. Yani Almanya'ya mesela, Avrupa'da, Amerika'dan falan Almanya'daki teknoloji daha ileri. Nuri Bey de daha ziyade Alman mühendislerinden istifade ediyor. Kendisi Beşiktaş'taki fabrikaya fabrika demez, Beşiktaş'taki atölye diye hitap eder. Onun asıl kurmak istediği fabrika Divriği'de bir üniversite ile birlikte bir 100 bin kişilik bir sanayi şehri kurmaktır. Nuri Demirağ Atatürk zamanındaki büyük bir müteahhit. Yani Atatürk'ün kadrosundan. Ondan sonra İsmet İnönü gelince kendi kadrosunu kuruyor. Ve kendi kadrosunu kurduğu vakit Atatürk, dedem İnönü'ye gidip biat etmiyor. Dedemin yapısı biat eden bir yapıda değil. O yapıda esasında enteresandır. Atatürk'te de dedemin enteresan bir anekdotu vardır. Bir ihalede bir yardım Kızılay'a veya herhangi bir kuruluşa yardımda dedemin yardımı Atatürk'ten fazla oluyor. Atatürk şaşırıyor, ya bu yardım nasıl benden, kim bu adam, ne yapmak istiyor diye. Atatürk karşısına işte çağırıyor, Atatürk gidiyor. Ya diyor, sen nasıl olur da benden fazla yardım edersin diyor. Dedem de diyor ki, ya diyor, siz diyor devlet memurusunuz, alacağınız maaş belli. Ben müteahhidim, çok para kazandım. Ben sizden daha fazla yardım ettim. Suç mu diyor. Dedemin böyle mert olarak konuşması Atatürk'ün hoşuna gidiyor. Ve o müteahhitlik zamanında Atatürk'te iyi ilişkileri oluyor. Fakat ondan sonra dedem eğilip bükülen bir adam olmadığı için, İnönü'ye biat etmediği için herhalde pek o kadar da olumlu bakılmamış olabilir. Dedemin enteresan bir mantığı var. Halktan aldım, halka vereceğim mantığı vardır. Yani dedem daha başından beri yani şöyle, Türkiye'nin milli servetinin %10'u kadar bir serveti, şahsi servetinin olduğu söyleniyor. Fakat bütün yazışmalarında, bütün hatıralarında benim gördüğüm şey, ben halktan aldığımı halka vereceğim, çocuklarım, torunlarım yüksek tahsilli olsun, onlar da hayata sıfırdan atılsın diye bir mantığı var. Ha, bu doğrudur, yanlıştır, çok tartışma götürebilir ama onun mantığı daima toplum için bir şeyler yapmaktı. Bunu tabii çocukları, torunları öyle doğru değerlendiren, beğenenler de olur, beğenmeyenler de olabilir. Ama o günümüz zenginlerinden daha farklıydı. Yani burada toplum onun için akrabalarından daha önemliydi. Halk, fakir kesim daha önemliydi. Kendisini zaten tanımlamış. Ben diyor, beynim realist, ruhum idealist bir insanım diyor.
Günümüzde artık insanların çoğu, iş adamları, beyinleri de realist, ruhları da realist oluyor. Atatürk Havalimanı'nın alt tarafı deniz kısmında eskiden askeri bir havaalanı vardı. Sonra orası sivil havaalanına açıldı. Fakat üst kısmı, yani yola yakın olan yarısı, yani dedemin havaalanıydı. Ve orası istimlak edildi. Ve orası istimlak edildiğinde öyle enteresan bir şey oldu ki uçakları da siz buradan çıkarın yoksa biz çıkaracağız, bedeli neyse bunu da sizden keseceğiz gibi bir madde vardı. Ve ben ilk, yani kendim bildiğimde 7 yaşında filan, babamla beraber bu uçakları neye veririz, nasıl yaparız, onun uğraşlarını verdik. Fakat hiç kimse o hibeleri kabul etmedi. Yani biz onu hibe etmek istedik, onu bile alan olmadı, çok sıkıntılı günler yaşadık. Ne enteresandır bu havaalanıyla ilgili kısmı. Uçak fabrikası Beşiktaş'taydı. Ve o da enteresandır. Mesela Beşiktaş'ta o fabrikanın altında matbaa vardı. Matbaayı da zamanında dedem Tercüman Gazetesi'ne kiralamıştı. Ve Tercüman Gazetesi Menderes zamanında muhalefet yapıyor ve bunun üzerine Adnan Menderes rahmetli dedeme sen diyor gazeteyi buradan çıkar diyor. Dedem de diyor ki ya benim elimde diyor bir sözleşme var. Eğer gayri kanuni bir şeyler varsa siz çıkarın diyor. Onun üzerine o Beşiktaş'ta o fabrikanın bulunduğu tüm alan istimlak edildi Adnan Menderes zamanında. Niye mesela havaalanını istimlak ettiler, havaalanı yapacağız diye. Oranın istimlak edildiğinde niye istimlak edildiği bile yazılmıyordu. Bunları da yaşadım ben. Fabrikanın kapatılması Nuri Demirağ için ağır olmuştur. Ancak henüz yıkılmamıştır. Kendisine yapılan bu haksızlığa karşı haklı davasını savunabilmek için bu ortamın değişmesi lazım diyerek politikaya atılmaya karar verir. Bu sebeple 1945 yılının Temmuz ayında Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olan Milli Kalkınma Partisi'ni kurar. Partinin kurucuları arasında Nuri Demirağ'la birlikte Cevat Rıfat Atilhan ve Hüseyin Avni Ulaş da bulunmaktadır. Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün CHP içinden ayrılarak kurduğu Demokrat Parti bile Nuri Demirağ'ın kurduğu partiden sonra kurulacaktır. Partinin kuruluş prensipleri arasında ahlak ilkelerine ağırlık verilmesinden dolayı zamanın Vatan Gazetesi yazarlarından Mümtaz Faik Fenik, sanki Milli Kalkınma Partisi değil de Kitab-ı Mukaddes Partisi diyerek partiyi alaya alan bir yazı yazar. Basın siyaset ilişkilerini çok iyi bilen Nuri Demirağ, bir gazete çıkarmak için matbaa kurma girişimlerine başlar. Parti eliyle Tez Kalkınma adında bir gazete yayınlamaya başlar. Bir süre sonra kapatılan gazetenin yerine Kalkınma adıyla yeni bir gazete daha yayınlanır. Daha sonra 1955'te Cihat Baban ve dört ortağı tarafından çıkarılmaya başlanan Tercüman gazetesi onun matbaasında basılacaktır. Cihat Baban'la Adnan Menderes'in ilişkilerinin sorunlu olmasından dolayı Nuri Demirağ bu gazeteyi matbaasında basmaması söylenir. Ancak Demirağ, devlete ve onu temsil eden hükümet üyelerine karşı duyduğu tepkiyle Menderes eğer fikir ve basın hürriyetini zorbalıkla baltalamak isterse gelsin baltalasın. Bu memleketin tarihinde benim itibarım artar, onun da ismi lekelenir der. Bahsi geçen matbaa, sonraki yıllarda CHP Genel Sekreteri Kasım Güle'ye satılır. O da bir süre sonra tesisleri İsmet İnönü'nün damadı Metin Toker'e devreder. Matbaa, daha sonra Ankara'ya taşınarak Rüzgarlı Matbaa adını alacaktır. Nuri Demirağ'ın sanayici kimliğinden sonra siyasetçi kimliği, basın tarafından pek hoş karşılanmaz. Hatta alaya alınır. Verdiği davetlerde ikram olarak kuzu çevirdiği için politik çevreler ve basın partisini kuzu partisi diye aşağılamaktadır. Demirağ, Milli Kalkınma Partisi ile seçimlerde yeteri kadar başarı gösteremeyince 1954 seçimlerinde Demokrat Parti'den adaylığını koyarak Sivas Milletvekilliğine seçilir. Çölleşmeye karşı tedbirler, tarım ve hayvancılık, enerji, barajlar,
köprüler ve limanlarla ilgili çalışmalar yapar. 13 Kasım 1957'de İstanbul'da şeker hastalığı nedeniyle hayatını kaybeder ve Zincirlikuyu mezarlığına defnedilir. Nuri Demirağ'ın hayat hikayesi, Cumhuriyet'in çalkantılı ilk 35 yılının da derin bir özeti gibidir. Canı gönülden, tüm iyi niyetiyle kalkıştığı ve büyük çaba gösterdiği her işte karşısına engeller çıkartılmış, sonunda da yenilgiye uğratılmıştır. Belki de bugün aziz hatırasına bir özür borcumuz vardır.